FRP veya spesifik olarak D&D nedir? FRP, sizin ve arkadaşlarınızın masa etrafına toplanıp, fantastik veya bilim kurgu bir evrende kendi karakterlerinizi yaratarak, arkadaşlarınızın karakterleri ve Game Master ya da Dungeon Master denen bir hakem aracılığıyla o evrende bulunan doğal unsurlar veya kişilikler ile etkileşime geçip, doğaçlama tiyatro tarzında geçen oyunlara verilen genel bir isimdir. Siz bir eylem gerçekleştirirsiniz ve GM bu eyleminin sonucunda neler olduğunu size anlatır. Siz bir yere gittiğinizi söylersiniz ve GM oradaki doğal unsurları, çevreyi betimler ve insanları size anlatır. Hatta yeri geldiğinde oradaki kişilikleri canlandırabilir. FRP oyunlarının birçoğunda çok güzel uzaylar kullanılarak bu etkileşimler sistematikleştirilmiş ve oyuna kontrolü mümkün olmayan unsurlar dahil edilmiştir. Sizin belirli alanlardaki yeteneğinizin derecesi bir eylemdeki başarı olasılığınızı artırır sadece. Örneğin damda bir kedi kovalıyorsunuz. Muhtemelen Dungeon Master veya Game Master sizden bir akrobasi zarı atmanızı ister. Siz zarı atarsınız, karakter tekstilinizdeki kağıdınızdaki ona denk gelen rakamı zarınıza ekler ve sonucu Game Master'a söylersiniz. O da daha önce kendi belirlediği bir zorluk seviyesine göre sizin değerinizin o testi geçip geçmediğini karar verir ve olan biteni damdan düşüyor musunuz yoksa kediyi yakalıyor musunuz onu betimler tam olarak. Görünürde bunun tam tersi olsa da Game Master veya Dungeon Master oyuncularla beraber çalışır. Oyunculara karşı değil. Mümkün olabildiğince objektif bir konumdan sizin karakterlerinizi, sizi sınayacak rekabetler karşınıza çıkartır. FRP oyunlarında teorik olarak yapabileceğiniz şeylerin sınırı olmamakla beraber bir kazanma veya oyun sonu gibi bir durum aslında yoktur. Oyundaki kazanç sizin masanın etrafındaki arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakit, hoş muhabbet, sohbet ve kazandığınız anlardır. Size getirdiği mutluluktur. D&D yani Dungeons and Dragons da bu zar tabanlı FRP oyunlarının en ünlüsüdür. Hatta öyle ki FRP denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan biridir, sistemlerden biridir D&D. Bizim kanalımızda yayınladığımız D&D oyunları 5E denen oyunun 5. basımı, 5. versiyonu. Bu yeni serimizin bir sonraki bölümüne itibaren D&D 5E nasıl oynanır, olabildiğince kompakt ve anlaşılır bir şekilde size anlatmaya çalışacağız. Ama önemli bir uyarı, sakın ha, aman ha gidip de Dungeons and Dragons'ın resmi materyallerini, kitaplarını koleksiyon yapma amacıyla olsa bile almayın. Çünkü oyunu oynamak için bunların hiçbirine ihtiyacınız yok ve biz de size zaten bedavayı bulabileceğiniz, ulaşabileceğiniz legal kaynaklarda sunacağız. Ayrıca D&D'nin yapımcı firması Wizards of the Coast aç gözlü, bencil bir domuzdur. Ayrıntılar için tam olarak şu videoyu izleyebilirsiniz. Ne kadar kötü niyetli olduklarını tam olarak öğrenmek istiyorsanız. Yine bir çarşamba akşamı bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Güle güle.